Evet. Şimdi konumuz kümelenme ve bunun TR32 bölgesindeki durumunu inceliyoruz. Kümelenme olayı önemli. Bunu tabii işte genel bir bakacağız. Kümelenme nedir? Mevzuatsal boyutu nedir? Kümelenme örnekleri. TR32 bölgesinde kümelenme, halihazırda yapılması gerekenler ve iştahat incelemesiyle konuyu kapatacağız kaynak kitabımızla beraber. Şimdi kümelenme aslında teknoloji geliştirme bölgelerinin teorik yapısında olan bir kavram. İşte bu kümelenme teorik yapısıyla oluşuyor bu teknokentler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri. Ancak buradaki bahsettiğimiz kümelenme daha böyle spesifik, ihtisaslaşmış, belli bir konuya odaklanmış, belli miktardaki şirketlerin buluşmasıyla yapılan bir faaliyet. Böyle bir çalışma. Şimdi genel olarak baktığımızda kümelenme konusunda kalkınma veya gelişme geçmişten bugüne ulusların temel önceliklerinden biri olmayı sürdürmektedir. Öz kaynakların kullanılarak yaratılan ekonomik büyümenin gelişmişlik düzeyi ve toplumsal refah üzerindeki olumlu etkileri ülkelerin varlık ve bütünlüğünün korunmasındaki temel unsurlardandır. Kalkınma ve gelişme bölgesel dinamikler doğrultusunda planlanarak bölgesel kalkınma kavramı ortaya çıkmaktadır. Bölgesel kalkınma terimiyle belli bir coğrafi alandaki gelişmişlik düzeyini artırıcı tüm sosyoekonomik faaliyetler ifade edilebilir. Bölge ekonomisinin katkıda bulunması yanında sektörel gelişme ve işletme performansı açısından çok yönlü faydalar sağlayan kümelenme, bölgesel kalkınmada kullanılan en güçlü araçlardan biri olarak görülmektedir. Kümelenme, dünyadaki pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de benimsenmekte ve kümelenme faaliyetleri çeşitli kaynaklardan teşvik edilmektedir. Kümelenme desteklerinin amacına ulaşabilmesi için faaliyetlerin yürütüleceği alanların seçimi büyük önem taşımaktadır. Bu faaliyetlerin doğru planlanabilmesi için öncelikle ilgili bölgelerde kümelenme potansiyeli yüksek sektörlerin belirlenmesine yönelik sağlıklı araştırmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki kümelenme çalışmalarında yeterince tatmin edici düzeylere ulaşılamamış olması sebebiyle konuyla ilgili araştırmanın önemi ve bu araştırmalara duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Burada tabii kümenin doğal bir oluşum olduğunu ifade etmek gerekir. Ve kümeler uzun süredir var olan bir olgudur. İşte ne bileyim bu ticaret mühendisliğinde işbirliği, lobicilik, meslek eğitimi, belli bir zanaat kolu gibi faaliyetler aslında bu kümelenmenin tarihsel süreci içerisinde oluşan kavramlardır. Yani düşündüğümüzde mesela özellikle dünyada tanınan büyük kümeler, Kaliforniya'daki iki küme çok dikkat çekmektedir. 7 binden fazla ileri teknoloji şirketine ev sahipliği ama Silikon Vadisi, San Francisco ve dünya film endüstrisinin başkenti haline gelen Hollywood, Los Angeles bunlara örnekler olarak verilebilir. Şimdi küme nedir? Bunu bir de terimsel olarak açıklamak gerek. Küme tabii farklı kaynaklara göre farklı tanımlamalar bulunmakta. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından küme şöyle tanımlanmakta. Belli bir alanda faaliyet gösteren bir grup firmanın ve iş dünyasını direkt ya da dolaylı etki eden iş dışı kurumların kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi belli bir coğrafi alanda oluşturduğu her bir firmanın rekabet edebilirliğine olumlu etkisi olan gruplara küme denir. En üst mevzuat olarak yönetmenin 3. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde kümelenme teşebbüsünden anlaşılacağı üzere belli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili ve ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firma aralığı kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerin oluşturduğu ifadeleriyle işaret edilmektedir. Tabi bu işin en üst noktasında OECD gibi farklı kuruluşlar var. Oralarda da tanımlamalar olmuş. Demiş ki ilgili iş kollarında dikey ve veya yatay olarak entegre olan firmaların coğrafi olarak yoğunlaşma eğilimidir. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bütün tanımlarda aynı şeyler ifade edilmekte. İşte başka bir araştırmaya göre de belli bir coğrafi bölgede yoğunlaşmış, ortak bir sektör için faaliyet gösteren, aralarında bağlantı ve ilişki ağları bulunan firma, kurum ve kuruluşların oluşturduğu endüstriyel yapı ifade etmek için kullanılır diyor. Böyle ifadeler bulunmakta. Tabii işte bu konuda yapılan bazı çalışmalar var. Ünlü kişilerin yapmış olduğu mesela Teknoloji Enstitüsü Profesörü Kork'a göre Dünya Ekonomik Forumu'nda şöyle bir ifade kullanmış. Bir iş kümesi hızlı ve doğrudan bilgi alışverişini kolaylaştırır. İyi bir yerel ağ sahip olmak küresel bir varlığı destekler. Evet, iyi bir yerel ağa sahip olmak küresel bir varlığı destekler. Bunlar önemli unsurlardır. Şimdi mevzuatsal boyutuna bakalım. En üst mevzuatsal boyutu yönetmelik,
Bu da 15 Eylül 2012 tarihli 28.412 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanan Kümelenme Destek Programı yönetmenine göre faaliyetler yapılmakta. Bunda işte yönetmeni incelediğimizde yönetmenin 3 maddesinde işte amaç, kapsam, dayanak, tanımlar, genel mevzuatla ilgili kısımlar ifade ediliyor, var. Özellikle Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek dünya ihracatında daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknoloji ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde öneme haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüsünü desteklemektir. Bu mevzuattaki esas amaç bu. Kümelenme Destek Programı Komisyonu var. Bir komisyon kapsamında faaliyetler yapılmakta. Bu komisyonda da işte bağımsız değerlendiriciler var, seçici kurul var. İşte bu yönetmenin 4, 5 ve 6. maddesini ifade ediyor. Burada da Kümelenme Destek Programı Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bakanlığın kendi personel arasında seçilen, kümelenme konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip 7 asil, 7 yedek üyeden oluşan bir komisyon bu komisyonu inceliyor. Bu kümelenme birlikteliği ve koordinatörlüğü de yine yönetmenin 7 ve 8. maddelerinde ifade edilmekte. Kümelenme birliklerinde yer alabilecek kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri sıralanıyor. İşte il özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji gelişim bölgeleri, işte 18 Mayıs 2004 tarihli ve 5.174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları gibi kuruluşlar var bu organizasyonlarda. İşte baktığımızda kümelenme destek programının ilanı var, başvurular var, değerlenme ve sonuçların ilanı var. Bunlar işte 9. maddede ifade edilmekte. İşte 9. maddeye de baktığımızda komisyon tarafından hazırlanan program bakan onayı sonrası bakanlık internet sitesinde ve bakanlığın ilan panosunda duyurulur. Bu kümelenme çalışmalarında en az 20 tane şirket istiyorlar. İstenen başvuru şartından bir tanesi bu. İşte başvurular koordinatör tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esas çerçevesinde program takviminde belirtilen tarihe kadar ilgili bütün kalkınma ajansı veya ajanslardan başvuru rehberinde yer alan referans mektubu temin edilerek bakanlığa yapılır. Bunun kararını bakanlık alıyor. İşte değerlendirme ve müzakere süreci var. Değişik unsurları var. Mal ve hizmet alımları, denetim, kümelenme teşebbüsüne etiketlenmesi gibi alt başlıkları var. Çeşitli ve son hükümleri var. Yönetmelik incelenebilir. Burada çok pek çok ayrıntı bulunmakta. Kümelenme örnekleri neler? Bir de bunlara bakalım. İşte dünyada var, Türkiye'de var. Dünyada özellikle başı çeken Amerika tabii, yani Silikon Vadisi, Palo Alto, Kaliforniya'da dünyanın önde gelen yüksek teknoloji kümelenmesi. Hollywood, Los Angeles dünyada eğlencenin başkenti. Dalton, Georgia var. Dünya halı üretiminin %70'i. Bunlar Amerika'da olanlar. Kanada var. St. John's, Newfoundland'da okyanus teknoloji kümesi var. Burada çalışmalar var. Brezilya var. Sinos Vadisi, Brezilya. Brezilya'nın ayakkabı ihracatının %80'ini burada yapıyormuş. Danimarka var. İşte Aarhus, dünyanın rüzgar enerji başkentiymiş. Almanya var. Jena Turing Optik Vadisi. İşte değişik böyle kümelenmeler var. Özellikle mesela Singapur var. Fransa'da var bir teknopark. Aslında dikkat ederseniz hep teknoparkları sayıyoruz. Yani aslında kümelenmenin esas oluşumları teknoparklar. Buna dikkat çekmek lazım. Ama bunun daha da ihtisaslaşmış, belli bir sektöre doğru yoğunlaşmış firma gruplarından bahsediyoruz burada. Türkiye'de neler var? Türkiye'de bir bakanın neler var? İşte Türkiye'de Bartın'da bölgesel kalkınma projesi var. Kalkınma Bakanlığı'nın, KOSGİB'in, Hazine Müsteşarlığı'nın beraber hazırladığı. OSTİM, Organik Sanayi Bölgesi Rekabetçilik Kümelenme Analizi Savunma Sanayi Sektörü üzerine yapılan bir çalışma var. GAP Bölgesi Kümelenme Çalışmaları var. Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman. Sanayi ve Hizmet Sektörü Rekabetçilik Analizi var. 2006 yılında İstanbul Çevre Düzeni Planı üzerine. İTÜ Arı'nın burada çok aktif faaliyetleri var. Konya Sanayi Odası Kümelenme Çalışmaları var. Elazığ Buluşuyor Projesi var. Kümelenme Temelli Stratejik Ekonomik Kalkınma Projesi var. Tarım, Gıda Sektörü'nün Kümelenme Projesi var. Medikum Samsun Medikal Sanayi üzerine bir kümelenme var. Merzifon Ankastre kümelenmesi var. Medikal Sanayi kümelenmesi var. İşte Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi gibi şu an halihazırda yaşanmış pek çok tecrübe var. İnşallah şehrimizde de bu tecrübeleri yaşarız.
Şimdi tabii gelelim şehrimize, bölgemize. TR32 dediğimiz yer biliyorsunuz Muğla, Denizli ve Aydın. Bu üç bölge karşılaştırılıyor. İşte değişik veriler var, rakamsal veriler var. İşte TR32 bölgesinde kümelenme ile ilgili faaliyetin oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir. Deniz ve Muğla'da bazı faaliyetler bulunmakla birlikte Aydın'da henüz başlatılmış herhangi bir girişim bulunmamaktadır. TR32 bölgesinin ilgili tarafların katılımı işbirliğiyle kümelenme faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılması, bölgenin kalkınması, ekonomik ve endüstriyel büyümesi için elzemdir. Ben tabii Aydın'a ilk geldiğimde Ticaret Odası, Sanayi Odası pek çok kuruluşla görüşmeler yaptım kümelenme faaliyetleri konusunda. Çünkü benim gerçekten özel olarak ilgilendiğim bir konu. Aslında bazı alt çalışmalar yapılmış, bakanlıklara gidilmiş, belli gruplar oluşturulmuş ama anladığım kadarıyla mevzuatsal bazı eksikler yaşanmış. İnşallah önümüzdeki dönemde biz bu konuda ciddi çalışmalar yaparız. Çünkü kümelenme yapmış kuruluşlarla da bağlantıya geçtik. Danışmanlık şirketleri var bu konuda çalışan. Onlarla da bağlantıya geçtik. İstanbul'da kümelenme yapan işte teknoparklar var. Onlarla irtibata geçtik. Şu an aslında alt veriyi topladık. Eğer gerçekten ortak bir zihniyet çıkartılabilirse, şahsi düşüncem burada özellikle tarım makineleri veya şu an en popüler konu burada atık yönetim sistemleri üzerine güzel kümelenmeler yapılabilir, çalışmalar yapılabilir. Tabi burada duruma baktığımızda sektörlerimiz önemli. Hangi sektörler ön plana çıkıyorsa o konular üzerine yürümekte fayda var bakanlığı ikna etme babında. İşte TR32 bölgesinde Ar-Ge tabanlı bir kümelenme yapılabilmesini öncelikle bölgenin Ar-Ge'ye olan harcamalarını görmek gerekir. Bu hususta son Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verileri incelenebilir. TÜİK'in istatistik bölge birimleri sınıflaması ikinci düzeye göre gayri safi yurt içi Ar-Ge harcaması ve insan kaynağı 2019 incelendiğinde 557 milyon TL'lik Ar-Ge harcaması yapıldığı görülmekte. Aynı zamanda 6.426 kişinin de Ar-Ge insan kaynağı gözüktüğü fark edilmekte. Yapılan harcama tüm Ege bölgesinde yapılan harcamanın %14'ü. Personel olarak %19'u. Türkiye çapında düşündüğünde harcama %1, personel için %2 tekabül etmekte. Bu durum ülke çapında incelendiğinde en dikkat çekici oran Ar-Ge insan kaynağı. Demek ki o altyapı var. Yani Aydın gerçekten insan kaynağı olarak çok değerli. Zamanında üniversite sınavlarında ilk beşler, ilkler hep bu şehirde yaşanıyordu. Hala yaşamaya devam ediyor. Bu personelin ciddi bir şekilde Ar-Ge'ye yönlendirilerek kalifeli bir şekilde tekrar Aydın'a hizmet etmeleri sağlanabilir. Ciddi çalışmalar yapılabilir. Tüm ülkedeki Ar-Ge personelin %2.10'u TR32 bölgesinde. Bu oran bence küçük bir oran değil. Bu personel katma değeri yüksek startuplar oluşturabilecek nitelikte bir oran. Önemli olan bunların iyi organize edilerek kümelenme çalışmanın yönlendirilmesidir. Ciddi bir kümelenme faaliyetinin bu oran artacaktır. Evet. Yapılması gereken neler peki? Neler yapılması lazım? Şimdi burada tabii bir broşür var Urfa'daki kümelenme çalışması için. Onun üzerinden gittik, araştırdık. Beş tane evre var burada. İşte birinci evre sürecin başlaması, ikinci evre zemini oluşturmak, üçüncü evre ivme oluşturmak, dördüncü evre zemini genişletmek, beşinci evre de ivmeyi sürdürmek. Tabii birinci evre içerisinde neler var? İşte adımlar var. İki tane adım var. Birinci adım potansiyel fon sağlayıcılara kümelenme yaklaşımının uygunluğunun anlatılması, kaynakların güvence altına alınması ve böylece küme geliştirmenin yerel kalkınma için ana strateji olduğunu hissettirmesi lazım. İkinci adım da halihazırda bölgeye refah getiren kümelerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi. Burada hangi sektörlerde çalışma yapılabilir? Bunların iyi belirlenmesi gerekiyor. İkinci evreye geldiğimizde zemini oluşturmak dediğimizde başlangıç analizi önemli burada. Kapsamlı bir görüşme sürecinde mevcut durumun belirlenmesi. Kümenin üçlü sarmalının başta iş dünyası olmak üzere resmi kurumlar üniversitelerde göz önüne alınarak adaylığın dikkatli seçimiyle kümenin liderlik grubunu oluşturması gerekiyor. Üçüncü evrede tabii ivme oluşturma var. Bu ivme oluşturmak da üç tane adım var. Bunlar beşinci adım, altıncı adım, yedinci adım. İşte hedefler var. Küme için bir vizyon geliştirmesi, yön çizilmesi önemli. Altıncı adımda çoğunun aklından faydalanarak şeffaf bir çalıştay süreciyle hedeflere ulaşmak için sıçrama tahtalarının belirlenmesi. Nerelerde sıçramalar yaşanabilir? Yedinci adımda kısa vadeli eylem planı oluşturulur. Büyük kaynaklar gerektirmeyen ve erken kazanımlar gerektiren acil kolay lokma projeler nelerdir ki bölgedeki bu firmaları tatmin etmeli? O yüzden kolay lokmalarda iyi belirlenmeli. Dördüncü evre var. Zemini genişletmek. Bu evre tabii üç adımda oluşuyor.
Bu üç adımda kümelenme girişimin başlatılması ve şekillendirilmesi var. Derinlemesine analiz var diğer adımda. Kümenin rekabetçi konumunun detaylı değerlendirilmesidir. Benzer kümelere karşılaştırmalı öğrenme ziyaretinin yapılmasıdır en yakın kümelerle. 10. adımda uzun vadeli strateji gündeminin geliştirmesidir. Kazanılan erken başarılar daha önemli ve daha karmaşık konular için ivme oluşturur. Son evre, ivmeyi sürdürmek. Buradaki 11. adım bölgedeki, Türkiye'deki ve yurt dışındaki benzer diğer kümelerle küme arasında bağlantılar kurarak güçlendirmektir. Belki farklı kümeler de oluşturabilir müteakiben. Burada işte 12. adımın inceleme değerlendirme aşamasıdır. Kümenin rekabet edebilirliği artıyor mu? Kümelenme girişimi bir fark yaratıyor mu? Sorularına cevap aranır. Buradan tabii amaç şu. Belli bir sektörde kümelenme yapıldı. Bu sektörlerin alt sektörlerinde farklı kümeler oluşturabilir mi? Bunların incelenmesi lazım. Buradaki asıl maksat bu olması lazım. Evet, konuya çok yakın değil ama mümkün olunca yakın konuları bulmaya çalışıyorum. Tabii kolay değil. İştahat incelemesi var bir de son olarak da. Burada da işte özünde şu var. Yani bakanlıktan hani kümelenme konusunda bazı sıkıntılar çıkmış. Geçmişte öyle bir çalışmalar olmuş, onu hissettim. Evrakların düzgün arşivlenmesi, düzgün hazırlanması, bakanlığa sunulması bunlar çok önemli. Yani mesela şimdi okuyacak olduğum, anlatacak olduğum içtihat incelemesinde Danıştay'a bir içtihat incelemesi var. Düşünebiliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi bir yönetmelik soruyor, sözleşme soruyor Danıştay'a. Ama Danıştay'a sözleşmeyi göndermiyor. Yani Danıştay'da demiş ki ya incele dediğiniz sözleşme bize gelmemiş ki diyor. Önce siz sözleşmeyi gönderin diyor. Yani tabii farklı hususlara da girmiş ama yani düşünebiliyor musunuz? Sorulan sözleşme hakkında sözleşme gönderilmemiş. Yazının ekine konmamış. Ya bunlar önemli. Yani evrak akışı, evrakların düzgün gitmesi, bakanlığın bunların düzgünce ibraz edilmesi. Düzen çok önemli. Bunun iyi kurgulanması lazım. Burada da işte birinci daire, Danıştay birinci dairesinin 2011'e 962 esas, 2011'e 1096 karar metni var. Bu metni baktığımızda içtihat metninde Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve sorumluluklar arasında bulunan tıbbi atıkların kontrolü yönetmenin uygun olarak toplanması, taşıması ve bertaraf edilmesi, uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı tesisinin kurdurulması ve işletilmesi ile ilgili söz konusu için 49 yılına imtiyaz yoluyla sürdürülmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesi doğrultusunda görüş bildirme sistemine ilişkin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na tarih ve sayılı yazısına aynen ifadeler konmuş. Gereği görüşülüp düşünülmüş. Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın yukarıda aynen yer verilen yazısında tıbbi atıkların kontrolü yönetmenine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşıması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönetiminin seçilmesi, gerekli altyapı tesisinin kurdurulması ve işletilmesiyle ilgili söz konusu için 49 yılında imtiyaz yoluyla sürdürülmesi için görüş bildirilmesi istenmektedir. 2547 sayılı Danıştay Kanunu'nun 23. maddesinin E ve 40. maddesinin F bentleri hükümlerine göre Danıştay'ca istişare mahiyette incelenerek düşünce bildirecek işin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan aynı kanunun 23. maddesinin D ve 42. maddesinin C bentleri uyarınca kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeler hakkında düşünce bildirmesi görevi dairemize verilmiş ise de düşünce sistemine konu yazıda tıbbi atıkların toplanması, taşıması ve bertaraf edilmesi için imtiyaz yoluyla devredilmesi amacıyla hazırlanmış ve taraflarca paraf edilmiş bir imtiyaz sözleşme metninin yazıya eklenmediği görülmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Danıştay'a yazı gönderiliyor ve ekine yazı konmuyor. Çok ciddi. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hukuki mahiyetinin ne olduğu anlaşılmayan istemi üzerine görüş bildirmesinin olanak bulunmadığından istemin incelenmeksizin reddine dosyanın Danıştay Başkanlığı'na sunulmasına 1 Temmuz 2011 gününde oy birliğiyle karar verilmiş Danıştay'ın. Tabi hangi Büyükşehir Belediyesi bunu söylemiyoruz. Yani burada bahsedilen bir A, B, C, D neyse artık bir Büyükşehir Belediyesi'nin yazışması bu. Evet. Bizleri kaynakçamız var. Kaynakçadan da bunları inceleyebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.